Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Sağlığımızı konuşuyoruz ve bu hafta gerçekten çok önemli bir konuyu konuşacağız ve çok değerli bir doktorumuz var. Öncesinde ben Tuğba Saraçlar, hepinize bir kez daha merhaba demek istiyorum. Sağlıklı, güzel zamanlarımız olsun. Böyle dileklerle başlayalım hep. Ve bizlere ulaşabileceğiniz mesaj hattımızı da hatırlatmak istiyorum. Ama öncesinde neyi konuşacağız? Beyin tümörlerini konuşacağız bu hafta. Baş ağrılarını konuşacağız. Herkesin aslında merak ettiği pek çok soru vardır diye tahmin ediyorum. Ve hibrit ameliyathane. Yani gelişen teknoloji ile birlikte tabii ki tıp alanında da her branşta etkili oluyor. Olumlu yönde etkili oluyor. Bunları konuşacağız. Ve sorularınız varsa 0530 666 4777 WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ve evet, hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Selçuk Göçmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Adettendir. Hani sorulur ya hal hatır misafirlere. Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaman her zaman, hep bunu söylüyorum bütün doktorlarımız için. Zaman sizin için çok değerli, çok kıymetli. Bizler için de öyle tabii ki, sizlere ulaşmamız açısından. O yüzden de kırmadığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz adına da. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Tabii ki her zaman iş, çalışma hayatımız çok tempolu ama tabii böyle bu tarz programlarla insanları bilinçlendirmek de çok önemli. Evet. Hem son güncel gelişmeler nedir? İnsanlara bir ışık olmak, bu vesileyle sizin aracılığınıza ulaşmak bizim için de çok güzel. Harika. Peki. Zaten hani sosyal medya aracılığıyla aslında doktorlarımız kendilerini ifade ediyorlar. Çok doğru ama herkes sosyal medya kullanamıyor. Hani şöyle geniş çaplı baktığımızda sadece İstanbul ya da İzmir, Ankara'dan ibaret değil Türkiye. Pek çok noktadan karasal yayınlarımız doğrultusunda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da buradan ulaşmaya çalışıyoruz bir nebze de olsa. Ve hemen şöyle konu başlıklarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Beyin tümörlerini konuşacağız. Baş ağrıları. Özellikle herkesin son dönem bu strese bağlı belki de bilmiyorum ama geçmiş dönemlerde bu kadar sık mıydı? Ya da sonrasında nasıl etki ediyor? Migren mesela, benim kendim yaşadığım sıkıntıyı, bunu mutlaka size danışacağım ve soracağım. Bitmeyen bir baş ağrısı. Ve bunun yanı sıra dediğim gibi gelişen teknolojiyle birlikte tıp dünyasında da çok olumlu, güzel gelişmeler oluyor. Özellikle ameliyat süreçlerinde, hibrit ameliyathaneleri konuşacağız. Evet, o zaman hemen soruyorum. beyin tümörü. Yani tümör deyince zaten böyle bir insan ürküyor açıkçası. Bunların çeşitleri nelerdir? Beyinde nasıl oluşuyor bu? İnsanlara bu, nasıl diyeyim, hani bu kadar korkutucu olmasının altında yatan şey nedir? Buyurun. Tabii şimdi Tuğba Hanım, bildiğiniz gibi kanser dünyadaki en büyük hastalık esasında baktığımızda genel olarak. Yani sadece beyin tümörleri olarak bakmayalım olaya. Kadınlarda en sık meme kanserini görmekteyiz. Erkeklerde prostat kanseri şu an dünyada. Akciğer kanseri çok sıklıkla karşımıza çıkmakta etrafımıza baktığımızda. Gelişen tıptaki yeniliklerle birlikte bunların tedavi süreçleri artık uzamaya başladı. İnsanlar gelişen akıllı tedaviler var, kemoterapi ilaçlar var. Bunlarla birlikte insan ömürleri artık iyi yanıtlar alınabiliyor. Ve iyi yanıtlar oldukça insanların kansere yakalandıktan sonra da erken tanı çok önemli tabii ki ama süreç içerisinde kanser tanısı aldıktan sonra eskiden insanlar 2 yıl 3 yıl yaşayabiliyorlardı. Şimdi 10 yıl 20 yıl süreçler uzamaya başladı artık. İnşallah hani temennimiz gelecekte tamamen kanserin tedavisi bulunup tamamen insanlara ilaç tedavileriyle, akıllı tedavilerle tamamen bu hastalıktan kurtulmalarını sağlamak hedef. Ama böyle bir şey var mı? Mümkün mü? Yani kazanılabilir mi böyle bir şey? Dünyada tüm firmalar bunun üzerine çalışıyor. Aşılar geliştiriyor. Kanser aşıları
aşıları geliştirmeye çalışılıyor. Akıllı tedavilerle işte kanser hücreleri bulunup yok edilmeye çalışıyor vücutta yan etkileri olmadan. Bununla ilgili ciddi anlamda bilim adamlarının çalışmaları var. Gerek tıp anlamında olsun, gerek diğer teknolojik bölümlerin gelişmesiyle birlikte akıllı ilaç tedavileri geliştirilmeye çalışılıyor. Dünyada çok büyük bir finansman ayrılıyor bu işlere, çalışmalar yapılıyor. Bu süreç içerisinde tabii kanser hastalarında en büyük sıkıntılar vücudun başka bir organlarına sıçraması. Biz esasen beyine baktığımızda en sık bunu görmekteyiz. Yani beyne metastaz başka bir organdan, bu memeden, akciğerden, prostattan veya herhangi bir dokudan beyne metastazları çok sık görmekteyiz. Çünkü kanser hastaları çok fazla dünyada tedavi süreçleri uzadığı için de çok sık karşılaşmaktayız. Baktığınızda. Ama bizim asıl kendi beynin dokusundan kaynaklanan, oradaki beyin destek hücreleri var, beyin zarı var. Orada diğer hücrelerden kaynaklanan tümörlere baktığımızda dünyada %3 civarı esasen çok sık görmüyoruz. Ama asıl problem 20 yaş ve altında başlıyor. 20 yaş ve altında beyin tümörleri, beynin kendi tümörleri, metastazları saymıyoruz. Beynin kendi tümörü maalesef ki dünyada en çok öldüren kanser tümörleri arasında gözüküyor, beyin tümörleri. Beynin bu tümörlerinin sınıflamaları var. İyi huylu olanlar var, kötü huylu. Tümör dediğimizde hemen aklımıza herkes tabii kötü huylu olduğu, kötü senaryolar, evet, kötü senaryolar geliyor. Ama iyi huylular var, kötü huylular var. Dünya Sağlık Örgütü bunları 4 gruba ayırmış. Birinci grup, ikinci, üçüncü ve dördüncü evre olarak. Burada işte yakalandığı süreç, erken tanı, işte yapılacak olan müdahale, beyindeki yerleşim yeri, iyi huylu olup olmadığı, bazen iyi huylular da başa dert oluyor. Yani ya bu iyi huylu diyoruz, menenjiyom dediğimiz mesela beyin, ama beyni ana ve besleyen damarlarına sarmış oluyor, beynin ana damarları ve görme sinirlerine yapışmış oluyor, böyle ciddi sinir ve damar dokusunu çepeçevre sarmış oluyor. Yani çıkartmak mümkün olmuyor, çünkü çıkartmaya kalktığınızda kişi hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. O zaman da hani iyi huylu olup işin içerisinde başka sıkıntılar girmekte. Burada beyin tümörleriyle ilgili dediğim gibi en önemli şey şu anda bu 20 yaş altındaki insanlarda, çünkü çocukluk çağındaki tümörlerde de ciddi anlamda çocuk ölümlerinin en büyük sebepleri arasında gösterilmekte. Erken tanı, yaklaşımlar ve tanı koyulması ve süreci klinisyenle birlikte iyi yürütmek çok önemli, çok değerli olmaya başladı. Evet, bu aşamalar çok çok kıymetli. Yani erken tanı ve sonrasında koyulan teşhis sonrasındaki aşamalar. Eninde sonunda ama şey var değil mi? Şunu biliyoruz yani burada hani şu dikkatimi çekti. 2 yıl değil atıyorum 10 yıl. 10 yıl ömür biçilebiliyor. Yani ya da atıyorum dediğiniz gibi belki ileride tamamen kazınmasına yönelik aşılar ya da daha başka buluşlar da yapılabilecek ki bundan bir 10 ya da 20 yıl önce durum daha farklıydı bakıldığında. Yine gelinen noktada bir başarı aslında olduğunu görebiliyoruz. Bir de çünkü hastanın konforu denen bir şey de var artık. Yani şu anlamda bahsedilen tedaviler çok kolay tedaviler değil. İşte kemoterapiler ya da benzeri yöntemler hastayı belli bir yerde rahatsız eden ya da yoran aslında tedaviler. Ama dediğiniz gibi işte gelişen tıp biraz buna da hastanın hastalığın ya da işte konfor kısmına da aslında bir nebze olsa katkı sağlamaya çalışıyor. Süreyi de bu anlamda olumlu şekilde uzatıyor. Peki beyin tümörü yani bu nasıl oluşuyor? Bunu nasıl görebiliyorsunuz? Belirtileri neler oluyor bunlar? Evet. Beyin tümörlerinin daha çok genetik faktörler var. Vücudumuzda işte genetik kodlar var esasında. Yaşımız ilerledikçe işte maruz kaldığımız mesela COVID virüsü hepimiz geçirdik mesela. O virüs vücudumuza yerleştikten sonra o mutasyona yol açabiliyor vücudumuzda. Bazı kanserleri tetikleyebiliyor. İşte radyasyona maruz kalma, işte sigara içmek falan. Bir takım faktörler var. Bu faktörlerle vücudumuzdaki o genlerde mutasyonlar olmaya başlayınca o
hücreler, normal olan hücreler farklılaşmaya başlıyor ve kanserleşmeye başlıyor. Diğer kanser hücreleri için de öyle, yani vücudumuzun diğer hücrelerinde de öyle. Beyinde de bu böyle. Ama hani belirli bir beyinle tümörleriyle ilişkilendirmiş belirli şeyler var mı? Yok maalesef onlar. Yani onlar, bazı genetik hastalıklar var. O genetik hastalıkların dışında çok ispatlanmış, işte şuna bağlı buna bağlı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani ailenizde bir kişi beyin tümörü olduysa sizin olacağınızla ilgili garanti bir şey yok maalesef. Yani bu bir tek bir kişiye, benim işte amcam beyin tümöründen vefat etti, bende de beyin tümörü olur mu? Ama öyle bir şey yok. Öyle ispatlanmış şey, tıpta herhangi bir şey yok. Ama bir meme kanseri, hani varsa geçmişi, genetik şey taşıyabiliyor. Hani tabii, anne, teyze vesaire. Evet, o aynen. Şey şimdi o farklı kanser türlerinde genetik faktörler var. Kodlamalar var. İspatlanmış. Belki gelecekte beyinde de ispatlanacak. İspatlanmış olan genetik mutasyonlar ve faktörler ortaya koyulacak. Ama şu an için mevcut güncel tıp bilgisinde böyle bir şey ispatlanmış bilgi yok. 20 yıl önceki tabii çok farklıydı. Yani hem teknoloji farklıydı hem tanı yöntemleri. Sürekli beyin tümörlerinde her yıl Dünya Sağlık Örgütü neredeyse beyin tümörlerinin evrelimelerini değiştiriyor. Çünkü yeni patolojik değerlendirme markerlar var. İmmünohistokimya dediğimiz özel boyalar, teknikler geliştiriliyor. Sürekli genetik analizler sonucunda biz geçmişte bunu ikinci evre yapıyorduk. Bu ikinci evre değilmiş, bu üçüncü evreymiş. Bu dördüncü evre ama bunun alt grupları çok iyiymiş. Bunlar ışın tedavisine ve kemoterapiye duyarlıymış. Bu insanlar 5 yıl, 10 yıl o yüzden yaşıyorlarmış. Bunları mesela geçmişte fark edilemiyordu. Ama şimdi gelişen yeni, mesela ikinci evre olup bazen hasta 3 yıl yaşayabiliyordu. Ya ikinci evre, hani bizim beklentimiz 5-10 yıl yaşaması. Niye hani 2 yıl, 3 yıl yaşıyor? Ama alt tipi kötü mesela. Onlarda alt tipleri, gruplandırmaları var. Çünkü ışın tedavisine, kemoterapiye yanıtlanamıyor. Çok hızlı yayılımı devam ediyor. Erken evre olmuş olmasına rağmen. Bu tarz faktörler var işin içerisinde. Tabii beyin tümörlerinde, metastazlarda ve şeylerde, mesela hasta, kanser hastası, baş ağrısı. Bizim en çok karşılaştığımız semptom, bulgu beyin tümörlerinde baş ağrısıdır. Baş ağrısı çekmeniz... Yoğun baş ağrısı mı? Çünkü herkesin bir baş ağrısı var. Şimdi ben de bu sefer korkmaya başladım. Çünkü belirli dönemlerde migren boyutunda bir ağrım var. Şu yüz çevrem ve hani şu bölgeleri göstereceğim size sonrasında. Yani bu her ay yaşıyorum ben bunu düzenli olarak. Acaba bu sefer şimdi siz böyle deyince bende de böyle bir şey olabilir mi? Hani soru işareti oluyor. Mesela şu an dinleyenler de belki aynı korkuyla yaklaşacak. Tabii. Yani hepimizin yaşadığı, yani çocukluk çağından beri yaşadığımız en dünyadaki en önemli bulgulardan bir tanesi baş ağrısı. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi işte çok güzel ifade ettiniz. İşte benim de baş ağrılarım var. Ayda bir defa böyle oluyor. Evet. Şimdi daha çok baş ağrıları nöroloji bölümünün, beyin hastalıkları bölümünün. Biz beyin ve sinir cerrahisi olarak biz tümörle ilişkili konuştuğumuzda baş ağrılarının karakteri birazcık daha farklı bizde. Nasıl farklı? İşte ben baş ağrısı çekiyordum işte sizdeki gibi. Sizin gibi bir hasta geldi. Ya benim hocam işte ayda bir defa başım ağrıyor, böyle işte migren gibi, işte küme tipi baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı, işte stresle ortaya çıkıyordu. İşte ağrı kesici alıp uyuyup birazcık şey yaptıktan sonra geçiyor. Veya işte iki gündür benim başım ağrıyor. İstanbul'da lodos çıkıyor, başımız ağrıyor yani rüzgardan. Öyle etkiliyor. Evet, etkiliyor. Sinüzit baş ağrısı yapıyor. Yani bir süre baş ağrısı, tansiyon yüksekliği enseden gelen baş ağrısı yapıyor. Yani bir sürü karakterleri var. Ama bizimle ilişkili olanlarda baş ağrısının karakteri sizin gibi böyle baş ağrısı çekiyor ama bir çekiyordum ama şimdi sürekli çekiyorum. Her gün baş ağrım var. Her gün ağrı kesici alıyorum. Ağrı kesiciyle esasında önceden geçiyordu ama ağrı kesiciyle ağrım geçmiyor artık. Yani ağrı kesicini fazlalaştırdım. İşte haftada en az 4-5 gün ağrı çekiyorum veya her gün mütemadiyen ağrılarım oluyor. Özellikle sabahları uyandığımızda baş ağrısıyla uyanıyorsak bu beyin tümörünün en önemli belirtilerinden birisi. Çünkü gece boyunca beyinde kan birikiyor. Beyindeki
beyin bir kapalı kutu bildiğiniz gibi. Doğru. Yani şu önümüzdeki bardağın alabileceği su kapasitesi belli. Fazla su geldiğinde ne olur? Taşar. Ama beyinde öyle bir şey yok. Normal dokular, beyindeki tümör büyümeye başladığında normal dokulara basınç yapmaya başlıyor. Gece uykusuz sırasında beyinde damarlar genişliyor ve kan akımı biriktiği için basınç artıyor. Sabahleyin uyandığında kişi şiddetli baş ağrısıyla uyanıyor. Bu baş ağrısıyla uyanıp hatta bu hastalar kustuklarında rahatlarlar. Eğer kusmayla birlikte rahatlıyorsa bu mesela baş ağrısı ve kusma beyin tümörünün en önemli belirtilerinden birisi. Buradaki baş ağrısı toparlayacak olursak sürekli devamlı bir baş ağrısı, ağrı kesicilere rağmen geçmiyor. Sabahları uyandığımızda baş ağrısıyla uyanıp kusmamız oluyorsa sıkıntı. Baş ağrısıyla birlikte eşlik eden vücudumuzun bir tarafında uyuşukluk, kuvvet kaybı, dengesizlik, çift görme, görme bozukluğu, bu tarz, çünkü mesela o bası yapan kitlenin yeri de önemli. Görme merkezinde ise çift görme veya görme kayıplarına yol açabiliyor. Hareket merkezinde ise vücudumuzun bir tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik yapmaya başlıyor sağ veya sol tarafta. Konuşmayla ilgili problem başlıyor. Yüz felci olabiliyor hastalarda. Bunlarla birlikte örtüşmeye başladığında diğer önemli bulgularımızdan birisi beyin tümörlerinde epilepsi dediğimiz sara krizleri, nöbet geçiriyor hasta bir anda. Biraz evet. Daha ilerisinde değil mi? Tabii. İşte baş ağrıları var, hasta nöbet geçirmeye başlıyor. İşte bir anda nöbet geçiriyor, sara krizi. Mutlaka o zaman bu beyinde bir tümörün veya herhangi bir anormal bulgunun anormal bir bulgu olarak ortaya çıkmakta. Mutlaka bir nöroloji doktoru, acil hekimi, beyin cerrahisi, aile hekimine başvurmaları gerekiyor. Belli bir aşamadan sonra unutkanlık vesaire, hani Alzheimer, bunlara etki ediyor mu hekim? Yok, Alzheimer herhangi, bu tabii nörolojinin bir hastalığı. Unutkanlık, unutkanlık da tabii baş ağrısıyla birlikte devam eden unutkanlık olabiliyor hastalarda. Ama biz bunu yaşlı hastalarda çok ayırt edemiyoruz. Mesela hasta yakınları ayırt edemiyor. Diyor ki yaşına bağlıyor. İşte demansa bağlıyor, Alzheimer'a bağlıyor, unutkanlı oluyor. Halbuki tümör özellikle mesela ön loblarda, frontal lob dediğimiz ön loblarda geliştiyse oralarda işte hafıza problemleri başlayabiliyor, unutkanlık olabiliyor. Hastada kişilik değişiklikleri olabiliyor. Konuşma psikiyatriye gidiyor. Konuşma yetisiyle alakalı mesela sıkıntı oluyor değil mi? Evet, konuşması bozuluyor. Konuşma merkezinde olan yerlerdeki tümörlerde konuşma da bozukluyor. Hafıza, unutkanlık da arttığını söylüyorlar hasta yakınları. Bunlarda da etkilenme olabiliyor. Ama bunlar tabii çok az gözüken semptomlar. Esasen mesela bir yaşlı olan bir hastada beklenen bir şey unutkanlık. Yani çünkü beyin hücreleri yavaşlıyor. Tabii. Demans başlıyor. Alzheimer başlıyor. Ama eşlik eden bulgular varsa, yakınları gözlemliyorlarsa, kişilik değişiklikleri, konuşmayla ilgili bozukluklar, bunlarla ilgili problemler gördüklerinde gene bir nöroloji doktoruna gösterebilirler. Böyle tavsiye ediyorsunuz. Peki bir dinleyicimiz, işte az önce bahsettik ya baş ağrısından, ki ikinci bölümde bahsedeceğiz aslında. Şey demiş ki, benim de çok yoğun geceleri başım ağrıyor. Şimdi siz bunları söyledikten sonra acaba doktora gitmeli miyim diye bir endişesi oluşmuş. Ama her baş ağrısı da aslında tümör anlamına gelmiyor. Buna eşlik eden bir takım faktörler var. Kusma bulantıdan bahsettiniz, denge kaybından bahsettiniz, unutkanlık, kişilik bozukluğu vesaire. Bunlar da eklenirse, işte sara nöbetlerinden bahsettiniz, bu bulgular varsa tabii ki. Ama eğer dinleyicimiz içini rahat ettirmek istiyorsa tabii ki en yakın zamanda hekime başvursun değil mi? Evet Tuğba. En azından yani, baş ağrıları biraz önce için. Söylediğim gibi yani baş ağrısı dünyada herkesin yaşadığı bir bulgu. Hepimiz yaşıyoruz. Yani özellikle geceye yakın baş ağrıları varsa gün içerisinde yaşadığı stres de gerilim tipi baş ağrısı da yapabilir. Yani baş ağrılarının %90 sebebi nörolojik. Yani işte migren, gerilim tipi baş ağrısı, strese bağlı, sinüzit dediğim gibi sinüzite bağlı olabiliyor. İşte tansiyona bağlı olabiliyor. Birçok tipleri var bunların esasında. Migrenin bile bir sürü tipleri var açıkçası. Yani o yüzden hani öncelikli olarak bizimle ilişkili olan, beyin tümörleriyle ilişkili olan baş ağrıları çok az. Ve sürekli olan, işte sabahları uyandığında baş ağrısıyla uyanıyorsa ve eşlik eden semptomlar, işte vücudun bir tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, dengesizlik, konuşma problemleri eşlik ediyorsa, o zaman biraz dikkate almak gerekiyor. Doktora
müracaat etmeleri gerekiyor. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Bir aramız var. Sonrasında devam edeceğiz ama bu COVID ile alakalı bir şey söylediniz. Orada bir noktada takıldım ben. Onunla alakalı bir sorum olacak. Özellikle tümör vesaire konusunda. Sonra baş ağrıları, bunu biraz daha çeşitlendireceğiz ama tümörde de ekleyecekleriniz vardır. Özellikle tedavi yöntemleri ve aşamaları ile ilgili çok kısa bir şekilde geçeceğiz. Ben lafı uzatmayayım. Şimdi hemen bir aramız, sonrasında biz buradayız. Ayrılmayın. Klinik programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. CRI Türk'tesiniz ve ben Tuğba Saraçlar. İkinci bölümde tümörler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Eğer kaçırmışsanız, mesela ilk bölümümüzü kaçırmış olabilirsiniz tabii ki. Canlı yayınlanıyor programımız ama merak etmeyin, cumartesi günü YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Spotify Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Ve sorularınız varsa 0530 666 4 777 WhatsApp attığımız beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Selçuk Göçmen stüdyomuzda. Yeni açanlar için hatırlatalım. Evet, çok kritik aslında konular. Korkutucu diyorum. Ama önlem alırsak, erken teşhis, bunlar çok tabii ki değerli. Şöyle devam edelim, sonra ben COVID'e bağlayacağım. Çünkü bununla ilgili merak edilenler var. Şimdi belirtilerinden bahsettik. Aşama aşama gidecek olursak, hastamız geldi, kapınızı çaldı, dedi ki böyle böyle. Nasıl bunu tespit ediyorsunuz? Bunun aşamaları nelerdir ve sonrasındaki uygulanacak? Tabii parmak izi gibi olduğu için tedavilerde hastalıkların tanısı da öyle. Her kişiye göre değişiklik gösterir. Bunları nasıl belirliyorsunuz? Sözü size bırakıyorum. Tuba Hanım, hasta kapımızdan girdiği andan itibaren şikayetlerini dinliyoruz, muayenesini yapıyoruz. Muayene sonucunda gerçekten veriler muayenesi, şikayetleri örtüşüyorsa bizim en önemli tetkikimiz MR, beyin MR'ı çektirtiyoruz. İlaçlı, kontrastlı dediğimiz damardan bir ilaç verilerek MR'ını çektirtiyoruz. MR sonucuna göre de hareket ediyoruz. MR sonucunda hastanın eğer görüntüleri genelde radyoloji bölümümüz tarafından değişik sekanslar var. Yeni teknolojide gelişmiş MR'lar, cihazlarda farklı sekanslar, farklı görüntüler alınabilmekte. Tümörün cinsi 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebiliyor. Yani iyi huylu veya kötü huylu olduğu söylenebiliyor. Raporlar, MR raporları ile birlikte değerlendirdikten sonra hastaya nasıl bir tedavi yapacağız? En önemli aşamalardan bir tanesi bu. Şimdi bilmiyorum duydunuz mu, böyle onkoloji konseyleri var artık. Evet, doğru. Dünyanın her tarafında yeni bir uygulama bu esasında. Bizde nöro-onkoloji konseyi var. Nöro-onkoloji konseyi bizim beyin tümörleriyle ilgili. Mesela üro-onkoloji konseyleri var bizim hastanemizde. Ürolojik problemlerle ilgili olan, kanser hastalıklarıyla ilgili olan. Bu bir konsey dediğimiz şey, multidisipliner yaklaşım. Yani multidisipliner yaklaşım nedir? Çok fazla doktor oturuyoruz, hastanın filmlerini, şikayetlerini koyuyoruz. Hasta bölünmüşlük ve parçalanmışlık duygusundan kurtulmuş oluyor. Hasta ve hasta yakını. Çünkü nasıl yapacağız? Yani filmlerini alıyor, kapı kapı dolaşıyor. Onkoloji bölümüne ayrı gidiyor, radyasyon onkolojisi bölümüne ayrı gidiyor, beyin cerrahisine geziyor. O bunlardan tamamen kurtulmuş oluyor bu uygulamayla. Hasta geliyor, orada bu konseyde kimler var? Radyasyon onkolojisi hocamız var. Medikal onkoloji, tıbbi onkoloji hocamız var. Nöropatolog, patoloji, özellikle beyin tümörleriyle uzmanlaşmış patoloji doktorumuz var. Nöroradyoloğu, o filmleri, raporunu yazan hekimimiz, doktor arkadaşımız var. Beyin cerrahisi, nöroloji hocalarımız. Hep birlikte oturuyoruz o masanın etrafında. Tek tek hastayı tartışıyoruz. Hastanın yaşı, tümörün yeri, iyi huylu, kötü huylu. Nasıl bir yaklaşımda bulunacağız bu hastaya? Cerrahi bir seçenek olabilir. Radyasyon onkolojisinde çok güzel gelişmeler var. Duymuşsunuzdur. Radyo cerrahi dediğimiz, bıçaksız cerrahi denilen CyberKnife ve GammaKnife teknolojileri gelişti artık. Çok fazla kullanılıyor bu cihazlar. Tümörün kontrolü, yok edilmesinde. İlaç tedavileri, kemoterapilerde yeni ilaçlar var. Beyin için çok yeni ilaçlar geliştirilemiyor ama onun üzerinde çok çalışmalar var. Akıllı ilaç tedaviler var. İmmünoterapiler var. Bunlar olmasa da tartışılıyor hasta için. Hasta için en iyi tedavi şu anda beyin tümörlerinde tabii ki cerrahi ilk planda esasında. Çünkü iyi huylu da olsa, kötü huylu da olsa, eğer
hasta için uygun olan tedavi öncelikli olarak cerrahi tercih ediyoruz. Cerrahiyle tamamını çıkartmak. Özellikle kötü huylu tümörlerde tümörü ne kadar çıkartabilirseniz, ışın tedavisi ve kemoterapiye tümör yükünü daha az yoğunlukta gönderebilirseniz başarı şansı artıyor. Kötü huylu olan tümörlerde özellikle tercih dediğimiz gibi öncelikle cerrahi, tümör yükünü azaltmak, ışın tedavisi ve kemoterapi. Burada cerrahi sonrasında çıkacak olan patoloji sonucu çok önemli. Evresi çok önemli. Dördüncü evre olan tümörlerde maalesef yaşam ömrü kısıtlı. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi. Ya, teknoloji gelişmiş olmasına rağmen, tedaviler gelişmiş olmasına rağmen çok fazla uzatamıyoruz insan ömrünü. Ama buradaki yapılacak olan etkin tedavi, ışın tedavisi, kemoterapi, yaşam kalitesini artırmakta. Kişinin kalan ömründe 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl işte ailesiyle, çevresiyle, sevdikleriyle kalitesi. Yaşam kalitesi evet artırmaya yönelik oluyor. Şu duygu da çok kötü. Yani 4 yıl ömrüm var. Yani bana birisi çıkıp da 6 yıl sonra öleceksin dese mesela hakikaten çok büyük bir yıkım. Evet. Yani. Evet. Kesinlikle öyle Tuğba Hanım. Ama maalesef İşiniz işte. İşiniz çok zor bu anlamda. Evet. Zor. Hastayla bunları paylaşmak da çok zor oluyor bizim açımızdan da. Bunu söylemek de çok güç oluyor ama hastanın bunu bilmeye hakkı var. Çünkü o süreci kalan ömründeki o süreci kaliteli yaşam olarak değerlendirmek istiyor. Yani sevdikleriyle. Ona göre bütün yaşam tarzını değiştiriyor tabii ki. Hiçbir hastamıza bunu söylemek istemiyoruz ama maalesef eğer bununla yüzleşmek gerekiyorsa da açıklayıp hayat tarzını ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu nöro-onkoloji konseyleri o yüzden hasta için önemli. Tümör tekrarladığında da hasta için nasıl devam edeceğiz? İkinci bir cerrahiye gerek var mı? Işın tedavisi tekrar yapılabilir mi? Kemoterapi değişikliği yapılabilir mi? İlaç tedavisi değişikliği yapılabilir mi? Hastaya nasıl yardımcı olabiliriz? Bunlar hep o masada tartışılıyor. Hasta artık eskisi gibi hani filmlerini alıp kapı dolaşmasına gerek yok. Çünkü o duygu çok kötü. Hasta zaten çok ciddi bir travma yaşıyor. Ben beyin tümörüyüm, ne yapacağım diye. İşte dediğim gibi elini filmini alıyor. İşte bir hastaneye gidiyor. Başka bir hastanede onkoloji bölümüne gidiyor. Başka bir hastanede radyasyon. Bizde öyle değil. Hasta için bir karar veriliyor. O konseyde sizin tedaviniz bu şekilde ve hastanın kontrolleri de o konseyde. Devamında biz hasta bize ameliyat yaptıktan sonra gelmese bile biz hastanın akıbetini oradan biliyoruz. Takibini yapabiliyoruz. Orada işte siz, 6 ay önce ameliyat yapmıştık hastayı. Şu an tedavi durumu şu. Radyoterapisini aldı. Kemoterapisi aldı. Tümör stabil seyrediyor. Yani sessiz seyrediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hastanın son durumu bu. Muayenesi bu. Oradaki arkadaşlar anlatıyorlar. Oradan da takibini yapabiliyoruz. Bu hasta için çok büyük bir avantaj. Cerrahi olarak dediğimiz gibi cerrahide ne gibi gelişmeler var? Mikro cerrahi yöntem çok değerli bir. Yani mikro cerrahi dediğimiz şey mikroskop. Mikroskopun kullanılması bu ameliyatların başarı şanslarını artırdı. Olmazsa olmazsınız aslında teknik olarak bakıldığında. Tabii mikroskopsuz ameliyat beyin tümör ameliyatı olmaz. İyi huylu lezyonlar için, tümörler için baktığımızda cerrahi olarak çıkartıldığında evresi birinci veya ikinci evre ise zaten kür oluyor. Yani hasta tamamını çıkarttığınızda sadece belirli periyotlarda MR kontrolüne geliyor. MR'la kontrol ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. O da belirli bir süre. Mesela 3. yıldan sonra, 5. yıldan sonra bırakıyoruz hastaya. Buyurun diyoruz. Hayat sizin artık. Dilediğiniz gibi sevdiklerinizle yaşayın. Herhangi bir sıkıntınız yok. Tümörün tekrarlama olasılığı yok. Her şey kontrol altında. Sağlıklı, keyifli bir ömür diliyoruz diye hastayı gönderiyoruz. Ne güzel. Böyle güzel haberler almayı tabii ki gönül ister. Şimdi yine bir aramız var. Sonrasında artık son bölüme geçeceğiz. Devam edeceğiz. Bu hibrit ameliyathane aslında tabii sizin çevrenizde çok net bir şekilde biliniyor ama bilmeyenler için. Teknolojiden konuştuk ya. Ne gibi gelişmeler var? Tabii bunlar yüz güldüren şeyler aslında. Bunları da konuşalım. Biraz çünkü moralimiz bozuldu hani tümörlerden konuşurken. Ayrılmayın. Son bölümde burada olacağız. Programımız devam ediyor ancak sonlarındayız. Yani 3. bölüme geldik sevgili dinleyiciler. Hocamıza sormak istiyorum son bölümde. Şimdi ameliyathanelerden bahsetmek isteriz ki son dönem teknolojiden bize biraz bilgiler vermiş olsun. Bilelim. Hibrit ameliyathane konu başlıklarımız arasında vardı. Hibrit ameliyathane
Nedir, özellikleri nedir? Yani burada bir masanın özelliği nedir? Siz burada neler yapıyorsunuz? Merak ediyoruz. Duvan, yürüt ameliyathane dediğimiz şey özel son teknolojik cihazların yerleştirildiği suite bir oda olarak düşünebilirsiniz. Özel bir oda olarak düşünebilirsiniz. Hibrit ameliyathanenin içerisinde bir takım teknolojik cihazlar var. Bunlardan en başında kullandığımız navigasyon cihazları. Bu navigasyon cihazları günlük yaşantımızda, cep telefonumuzda bile var. Bir adresi giriyoruz, bize o adrese ulaştırıyor. Tabii. Biz o ameliyata girmeden önce hastanın çekilmiş olan beyin MR'larını sisteme yüklüyoruz. Hastanın beyin MR'ı bize harita oluyor. Beyin tümörünün yerini, koordinatlarını ve sınırlarını net bir şekilde, normal doku nerede, tümör nerede net bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Tabii eskiden bu cihaz yoktu. Kabaca hesaplamalar yapılarak giriliyordu. Şimdi milimetrik, 1 milim, 2 milim hatayla bu sınırları ortaya koyabilmekteyiz. Navigasyon cihazıyla. Navigasyon cihazıyla koordinatları belirledikten sonra hastanın ameliyatına başlıyoruz. Gelişmiş olan mikroskop sistemlerimiz var. Bu mikroskop sistemlerinde özel filtreli ışıklar var. Damardan verdiğimiz özel bir boya o tümörü tutuyor. Ve normal beyin dokusuyla tümörü net bir şekilde ayrımını sağlıyor bize. Özel filtreli mikroskoplar, fluoresen mikroskoplar dediğimiz mikroskoplar var. Bu mikroskoplar aynı zamanda optik kısımları da çok gelişmiş vaziyette. Yani eskisi gibi böyle basit değil. Defalarca kat ve kat büyütüyor bize. Normal dokuyu daha net ayırt etmemizi sağlıyor. Tümörlü dokuyu daha net ayırt etmemizi sağlıyor. Ve tümörün çıkarılması sırasında bize bu mikroskop inanılmaz derecede büyük avantajlar sağlamakta. İşte o özellikle kötü huylu tümörlerde tümörü ne kadar çıkartırsak dediğimiz kısım önemli. Buna biz maksimum güvenli rezeksiyon, yani tümörün en güvenli şekilde hastaya zarar verilmeden çıkarılması olarak ifade edebiliriz. Hedefimiz bu. Hasta ameliyata girdiğinde herhangi bir defisti yoksa, herhangi bir felç durumu, herhangi bir sıkıntısı yoksa o şekilde çıkartmak. Hastaya bir zarar vermeden ama tamamını çıkartmak. Amaç, hedef. Evet, oluyor. Hedefimiz bu. Ve bu mikroskopla, bu tekniklerle, bu navigasyon cihazıyla bunları çıkartabiliyoruz. Özellikle hareket merkezinin olduğu yerlerde kişi işte felç durumu olabiliyor sağ ve sol. Nöromonitörizasyon dediğimiz bir cihazlar var. Bunlar bir elektrik kablosu gibi düşünün. Vücudumuza yerleştirilen akupunktur iğneleri kaslara batırılıyor ve beyinden gelen o elektrik dalgaları vücutta bir bilgisayar aracılığıyla veriler yapılıyor. O dalgalar halinde takip ediyoruz. Tümörü çıkartırken o dalgalarda olumsuz bir etkilenme olursa diyoruz hasta felce gidiyor. Bize ikaz geliyor. Diyor ki hastada felç durumu gelişme olasılığı var. Yanıtlarda bir düşme var. Biz mesela orada duruyoruz. Ne dedik? Hastanın en güvenli, en az komplikasyon olacak şekilde çıkmasını istiyoruz hastanın. Hasta felçli çıkıp geri kalan ömrünü felçli geçirdikten sonra bir anlamı var mı? Yok. Tekerlek sandalyeye bağlı kaldıktan sonra yaşaması daha da hasta için eziyetli ve sıkıntılı oluyor. Hasta için, hasta yakını için. Bunlar nöromonitörizasyon dediğimiz cihaz bize o erken uyarı sinyalleri veriyor ve biz o noktada kalıyoruz. Bunun dışında işte omurga cerrahisinde de bu hibrit ameliyathaneler kullanılıyor. Omurga cerrahisinde özellikle stabilizasyon dediğimiz vidalama, işte platin halk arasında bu ameliyatlarda milimetrik gene hesaplamalar sayesinde vidaların, platinlerin yerleştirilmesi sağlanıyor. Çünkü ameliyat sırasında siz hibrit ameliyathanelerde tomografi cihazları kullanabiliyorsunuz, MR cihazları kullanabiliyorsunuz. Beyin tümörü çıkarıldıktan sonra işte tümörden kalan var mı yok mu MR'la kontrol edebiliyorsunuz. Tomografiyle vidaların yerlerine işte herhangi bir yanlışlık ve koordinatlarla ilgili bir sıkıntı olduğunda bunları tekrar yeniden kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten hasta için büyük avantaj. Nasıl büyük avantaj? Hekim için de büyük avantaj. Eskiden biz ameliyatlara giriyorduk. Ameliyatlar 12 saat, 16 saat sürüyordu. Tabii çok uzun süren. İnanılmaz uzun sürüyordu. Şimdi ameliyatlar, yani en zor ameliyatlar bile 6 saat, 8 saat, bilemediniz 10 saat sürmekte. En büyük, en zorlu ameliyatların olduğunu düşünün. Ameliyat süreleri artık kısaldı. Ameliyat süreleri kısalınca hasta yoğun bakımda yatış süresi kısalıyor. Hasta beyin ameliyatı oluyordu. Bir hafta, bir ay
yoğun bakımda kaldığını biliyoruz. Şimdi öyle değil. Bir gün yoğun bakımda kalıyor. Ertesi gün servise alıyoruz. Hastayı takip ediyoruz. 5 ila 7 gün arasında da hasta taburcu oluyor. Yani eskiden bir ameliyat olan hasta bir ayda hastaneden çıkmazdı diye insanların aklında kalan şeyler var böyle. Ama bunlar artık değişti. Hastalar çok kısa sürede taburcu da olabiliyorlar. Bir de komplikasyon açısından da aslında çok büyük bir konfor sağlıyor. Tabii tabii. Komplikasyon oranını aza indirdiği için hastanın yoğun bakım yatış süresi kısalmış oluyor. Hastanede yatış süresi kısalmış oluyor. Hastane enfeksiyon riskini yatış süresi kısa olduğu için azaltmış oluyorsunuz. Ameliyat kısa sürüyor, anestezi azalıyor, çok fazla kan transplantasyonuna gerek kalmıyor. Ha. Çünkü ünitelerce ameliyatta kanayınca hasta uzun sürdüğü zaman kan vermek zorunda kalıyorsunuz. Hastanın genel durumunu bozuyor. Hı. Kan verdiğinizde, kan nakli yaptığınızda. Bunların hepsi en aza inmiş oluyor zaten süreç içerisinde. Hasta ertesi gün kalkıyor, serviste dolaşmaya başlıyor. Moral motivasyonu yüksek oluyor. Hızlı bir şekilde taburcusu oluyor. İkisi eskiden daha geniş kesiler yapıyorduk işte tümöre ulaşmak için. Şimdi öyle değil. İşte o navigasyonla milimetrik hesaplamalar yaptığımız için kesi daha sınırlı oluyor. Yara yerinin iyileşmesi daha hızlı oluyor. Evet. Hastanın yaşam konforu artmış oluyor. Bizim de konforumuz artmış oluyor hibrit ameliyathane sayesinde. Çünkü hastada komplikasyonu en aza indirmiş oluyorsunuz. Daha güvenli cerrahi yapmış oluyorsunuz. Hastanın taburcu süresi daha kısa sürede oluyor. Hasta mutlu oldukça biz de zaten çok mutlu oluyoruz. Kazan kazan. Evet. Karşılıklı bir kazanma oluyor aslında. Kesinlikle. Türkiye'nin ilk üçlü hibrit ameliyathanesi dünyayla yarışıyormuş. Bu arada Anadolu Ajansı'nın haberiydi bu. Pek çok böyle hastaneler aslında bu girişimlere başladı. Şu an bilmiyorum. Özel hastaneler tabii ki daha donanımlı, daha hani bu anlamda şey, ama devlet hastanelerinde durum nedir? Çünkü bir soru geldi. Bunların maliyetleri nedir diye bir dinleyicimiz soru göndermiş. Tabii bunlar maliyetli. Yani biraz maliyetli oluyor. Evet. Şimdi ben bir askeri doktor olarak biz yıllar önce yani yaklaşık olarak 2008'de ameliyathanede GATA, Ankara GATA'da intraoperatif MR'ı kurmuştuk ve bu nöromonitorizasyon süreçlerini beyin özellikle hareket merkezindeki bir beyin tümörü olan hastada yapıyorduk. Maalesef şu anda hani süreç içerisinde o cihazlar kullanılamıyor, üzülerek söyleyeyim. Ama birçok yeni açılan hastanelerde, özel hastanelerde tabii bunu sağlamak daha kolay. Ama devlet hastanelerinde, bazı üniversite hastanelerinde bu konsepti sağlamaya çalışıyorlar. Bunlar ciddi yatırım gereken şeyler. Bunlara yatırım yapan devlet ve üniversite hastaneleri var. Ama özel sektörde bunlar daha hakim. Daha hakim. Evet. Özellikle bu cihazlar tabii yurt dışından ithal olarak geldikleri için dolarlar ve eurolar karşılığına tabii, geliyor tabii. Ve maliyetleri çok yüksek olmakta. Ama gerçekten ülkemiz sağlık bakımından çok değerli bir ülke. Çok değerli COVID'de gördük. Dünyada da biz beyin cerrahisi olarak baktığımızda gerçekten çok değerli hekimlerimiz var. Hocalarımız var, abilerimiz var. Dünya standartlarında, dünyada her yerde saygıyla karşılanan, bunun en büyük örneklenen birisi Gazi Yaşargil hocamızdır bildiğiniz gibi. Evet, çok gerçekten duydum. Yurt dışında da bizi gururla temsil eden hocalarımız, Amerika'da yaşayıp çok başarılı olan beyin cerrahi hocalarımız, abilerimiz var, arkadaşlarımız da var. Buradaki bizde sistem çok oturmuş vaziyette, sağlık sistemi çok iyi. Geçmişten gelen ekol işte GATA, Cerrahpaşa, Hacettepe ve büyük hastane ekollerinden yetişmiş çok iyi hekimlerimiz var. Bu hekimlerimiz gerçekten çok değerli olduklarını pandemi zamanında da gördük, yaşadık. Kesinlikle gördük, kesinlikle. O yüzden beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş Atatürk. Çok da doğru söylemiş aslında. Son olarak bu COVID'le alakalı ben soracağım soruyu soramamıştım. Son aslında bilgi olarak alalım sizden ve dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajları da alacağım sonrasında. Beyin, yani sizin alanınızla alakalı tabii COVID'de yaşadığımız bir takım bulgular vesaire ileriye yönelik sizce nasıl etkiler? Olumsuz hani mesela tümör bari hani bir sonuca götürür mü?
Tabii kişiden kişiye değişecektir ileride belirtiler. Evet. Şimdi COVID tabii yeni yaşadığımız bir süreç. Yani bunun gelecekte bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra daha net konuşmaya başlayabileceğiz. Belki 20 yıl sonra işte COVID vücudumuzda nasıl durumlara yol açtı. Evet. Nasıl hasarlar verdi, geçirdik. Çünkü daha önce de konuşmamızın başında da söylediğim gibi beyin tümörleriyle ilişkili olarak ortaya koyulmuş bir sebep ve faktör yok. Genetik bir kodlamamız var. Bu genetik kodlama zaman içerisinde mutasyona uğradığında beyin tümörleri oluşabilmekte. Bunun başında işte virüsler de gelebilmekte. COVID de bir virüs sonuç olarak. Evet. Vücudumuzda birçok etrafımızda yakınımızı kaybettik, arkadaşlarımızı kaybettik ve bize işte kokularımız gitti, baş ağrılarına yol açtı, unutkanlık yaptı. Birçok beyinle ilgili performansımızda etkilenmelere yol açtı. Ama ilerleyen zamanda bu bize ne kadar olumsuz yansıyacak, neler olacak onları kestirmek mümkün değil. Ama dediğimiz gibi inşallah en kısa sürede tamamen biter bu sorunsuz bir şekilde ve insanlar üzerinde çok büyük olumsuzluklar bırakmaz. İnşallah ümidimiz o yönde. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Mesaj olarak dinleyicilerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alalım. Tuğba Hanım, öyle bir programa katıldığım için çok teşekkür ediyorum tekrar bu şansı verdiğiniz için. Çok Can keyifli bir program oldu. Beyin tümörleri, evet, bazı tipleri korkulabilir, ürkütücü gelebilir ama bir defa yani şunu söylüyorum insanlara, beyin tümörü olduğunuzda paniğe kapılmayın. Sakin olun, doğru yaklaşımlarla. İşte nöro-onkoloji konseylerinin olduğu, teknolojinin geliştiği durumları da göz önünde bulundurarak gittiğinizde hekiminize güvenin. Sizi doğru şekilde yönlendireceklerine emin olun. Ve en sağlıklı olan tedavi yöntemi neyse sizin için belirleyeceklerdir. Ve o tedavi seçenekleriyle birlikte başarıya ulaşma şansımız yüksek. Ama maalesef bazı beyin tümörlerinde, özellikle dördüncü evre dediğimiz kötü huylu glial tümörlerde sonuçlar teknolojik gelişmelere rağmen, erken tanıya rağmen istediğimiz düzeyde değil. Umut ediyoruz çalışmalar bu glial tümörlerin, kötü huylu olan tümörlerin de başarılı, daha sağlıklı, daha uzun süreli hastaların yaşamalarını sağlayacaktır. Peki. Herkese sağlıklı, güzel bir hayat diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Selçuk Göçmen stüdyo konuğumuz oldu. Gelecek hafta farklı uzman konuğumla ve konusuyla ben Tuğba Saraçlar sizlerle klinik programında görüşeceğiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.